Evet arkadaşlar, bu derste Gauss yasasını işleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz şimdiye kadar ki olan dersimizde aşağı yukarı elektrik alanı bulduk. Çeşitli cisimlerin, yüklü cisimlerin elektrik alanlarını bulduk. Önce noktasal cisimlerin elektrik alanı bulmak kolay. Noktasal büyük düşünüyoruz, Q yükü kadar. R kadar uzakta oluşturduğu elektrik alan K çarpı Q bölü R kare kadardır. Eğer cismimiz yük dağılımına sahipse, bu sefer elektrik alanı şu formülle buluyorduk hatırlarsanız. E eşittir K çarpı integral dQ bölü R kare. dQ, yüklü cisim üzerinde seçtiğimiz küçük bir yük elemanı. R ise elektrik alan bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklık. Ve bunu integre ettiğimiz zaman tüm cisim boyunca bize elektrik alanı veriyordu. Ve çeşitli cisimlerin elektrik alanlarını bulduk. Mesela çubuğun elektrik alanını bulduk, sonsuz çubuğun elektrik alanını bulduk, halkan elektrik alanını bulduk, diskin elektrik alanını bulduk, değil mi? Ve yarım dairenin, yarım halkanın vesaire çeşitli geometrik cisimlerin elektrik alanlarını hep bu yolla bulduk. Gauss metodu da aslında bir elektrik alan bulma yoludur. Yüklü cisimlerin ister noktasal olsun, ister yük dağılımına sahip bir cismin olsun, herhangi bir yerde oluşturduğu elektrik alanı bulma yöntemi bize sağlar. Gauss arkadaşlar 1777 yıllarında doğmuş. İşte 1800'lü yılların ortalarına kadar yaşamış. Alman fizikçi ve matematikçidir. İşte gök cisimlerinin hareketlerini de incelemiştir. O konuda da önemli katkıları olmuştur. Ve elektrik manyetizmaya çok önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda yerin manyetik alanını ölçme konusunda da yine çok değerli ve çok önemli katkılar sağlamıştır. Gauss bize şunu söyler. Der ki, yüklü cisimlerin elektrik alanını bulmak için bu integrali kullanmana gerek yok. Daha pratik bir yol söyleyebilirim sana, demiştir. Dolayısıyla biz bu derste aslında onu göreceğiz. Gauss bize ne söylüyor? Nasıl bir metot bize öneriyor ve elektrik alan nasıl bulacağız? Bunu göreceğiz. Fakat Gauss metodunun ya da yasasının uygulandığı örnek sayısı kısıtlıdır. Bir kere yüklü cisimlerin elektrik alanı bulmak için Gauss metoduyla cismin çok yüksek simetriye sahip olması lazım. Mesela küre gibi, silindir gibi, sonsuz çubuk gibi simetriye sahip cisimler olması gerekir. Her cismin elektrik alanı bulmak için pratik değildir. Ancak eğer cisim yeterince bir simetriye sahipse, süreci akışı içerisinde ben size simetri derken neyi kastettiğimi de söyleyeceğim. Daha iyi anlaşılacaktır. Fakat bazı cisimlerin elektrik alanı bulurken bu integral metodu çok karmaşıklaştırır süreci. Yani o kadar karmaşık olur ki denklemler işin içine çıkılmaz hale gelir. Ancak Gauss metodu da bir çırpıda çözebiliriz ve elektrik alanı bulabiliriz. Onu ben size göstereceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar Gauss metodunu anlatmanın, öğrenmenin yolu önce bir kavramı tanımaktan geçiyor. Elektrik akısı kavramı. Tamam. Elektrik akısı. Bu akı kavramını ilk defa görüyoruz biz. Bunu tanıyalım. Akı, elektrik akısı ne demektir? Bunu göreceğiz. Gauss metodu bu akı kavramı üzerine bina edilmiştir. Şimdi önce en basitten başlayalım. Düzgün bir elektrik alan düşünelim. Düzgün elektrik alan nasıl ifade ediliyordu? Birbirine paralel elektrik alan çizgileriyle ifade ediliyordu. Uzayın böyle bir bölgesinde bir düzgün elektrik alan yarattığımızı varsayalım. Elektrik alan her tarafta aynı değere sahip ve hep aynı yönü gösteriyorlar. Şimdi arkadaşlar, elektrik akısı şu. Şimdi bir hayali pencere, ister pencere deyin, ister çerçeve deyin, ister bir plaka deyin. Hayali bir pencere şimdi düşünelim. Nasıl çizelim onu? Şöyle çizelim. Tabii resim çizmek çok kolay değil. Bunu şöyle hayal edeceğiz. Bu elektrik alanı, şu kağıtlarımdan faydalanayım.
Elektrik alan çizgileri soldan sağa doğru, benim pencerem de bu sayfa olsun. Dolayısıyla elektrik alan çizgileri bu alana dik olarak giriyorlar ve öbür taraftan terk ediyorlar. Bu çerçeve tamamen hayali matematiksel bir çerçeve. Ve onu böyle çizmeye çalıştım. Gerçeği bu burada, tamam. Elektrik alan soldan sağa doğru, bir çerçeveyi adeta elektrik alan içerisine daldırdık. Bu çerçevenin bir alanı var. Dikdörtgense eğer iki dik kenarın çarpımıdır. Bir alanı var. Şimdi şunu sayıyoruz biz. Diyoruz ki acaba bu çerçeve içerisinden kaç tane elektrik alan çizgisi geçer? Mesela 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi geçiyor, değil mi? Daha fazla da olabilir. Geçen çizgi sayısını sayıyoruz. Şimdi çerçeveyi büyüttük mü? Çerçeve içerisinden geçen elektrik alan çizgi sayısı artar. Peki çerçeve sabit kalıp da elektrik alan çizgisini sıklaştırdık mı? Yine artar, değil mi? Ya da tam tersine, elektrik alan çizgilerine dokunmadık, çerçeveyi azalttık. Elektrik alan çizgi sayısı azalır. Ya da çerçeve sabit kaldı, çizgileri seyrelttik. Yine çizgi sayısı azalır. Şimdi bu çizgi sayısı şu nicelikle orantılı arkadaşlar. E çarpı A. Bakın, bu bir nicelik. İki şeyle, basitçe elektrik alanla bu çerçevenin alanını çarptım. Bu elektrik alan çizgisi sayısı şu nicelikle arkadaşlar orantılıdır. Bakın az önce söylediğim şeyi yapıyorum. Çerçevemizin alanını sabit tuttuk. E'yi büyüttük. E 100 Newton bölü Coulomb'tu. 200 Newton bölü Coulomb yaptım. Bu elektrik alan çizgisi açısından ne anlama gelir? Çizgi sayılarını sıklaştırmak anlamına gelir, değil mi? Daha fazla sık elektrik alan çizgisi çizmek demektir. Dolayısıyla bu kapalı değil bu. Bir çerçeveden geçen çizgi sayısını arttırdık demektir. Ya da E'yi sabit tuttuk, A'yı arttırdık. Yine çizgi sayısı artar. Ya da ikisini birlikte arttırdık ya da azalttık. Çizgi sayısı yine artar ya da azalır. Değil mi? Böylece bir nicelik bu sayıyla orantılı. İşte bu, biz bu çarpıma elektrik akısı diyoruz basitçe. Ve onu phi E ile göstereceğiz. E çarpı A'dır. Bir nevi bu çerçeveden geçen elektrik alan çizgileri sayısının bir ölçüsüdür elektrik akısı. Tamam mı? Kaç tane çizgi varsa, 100 tane ise elektrik akısı 100 ile orantılı bir sayı. 200 tane çizgi geçiyorsa 200 ile orantılı bir sayı olmuş oluyor. Fakat bu basit bir geometri. Burada bir kere şunu kabul ettim. Bir, elektrik alan çizgileri yüzeye dik giriyorlar, dik terk ediyorlar. Tamam mı? Ve elektrik alanı da düzgün kabul ettik. Şimdi birazcık daha genelleştirelim. Daha genel bir durum düşünelim. Elektrik alan çizgileri hayal edin arkadaşlar. Soldan sağa doğru. Bu benim çerçevem. Elektrik alan çizgilerine dokunmayalım. Çerçeveyi birazcık döndürelim şöyle. Tamam mı? Tam dik değil de birazcık bir açı kadar döndürelim. Ya da çerçeveye dokunmayalım. Elektrik alan çizgilerini birazcık çevirelim. İkisi aynı şeylerdir. Aynı işlemi yapmış oluruz. Elektrik alana dokunmadım. Çerçeveyi birazcık döndürdüm. Tamam mı? Bu şu duruma tekabül eder. Onu da buraya çizmeye çalışayım. Bu bizim çerçevemiz. Bu akıyı anlamak önemli. Akıyı anlarsak Gauss yöntemini anlarız. Elektrik alan çizgileri böyle bir açıyla yüzeyi delip geçiyorlar. Tamam mı? Şurası teta açısı olsun. Bu yüzeye dik bir vektör arkadaşlar. Şimdi bir vektör tanıtıyorum ben size. Bu vektörün ismi yüzey normal vektörü olsun. Tamam? Yüzey normal vektörü. Bu yüzey normal vektörü, küçük n üzerine bir şapka koyalım. N şapka.
Birim vektör olduğu için bu boyu bir birimdir. Yönü de her zaman yüzeye dik ve dışarı doğrudur. Tamam mı? Yüzeye dik ve dışarı doğru. Mesela tahta düzleminin yüzey normal vektörü şu siyah kalemdir. Yüzeye diktir ve dışarı doğrudur. Ben mesela şu yer düzleminin yüzey normal vektörünü gösteriyorum. Yukarı doğru ve yüzeye dik. Eğer tavanı düşünürseniz, tavanın yüzey normal vektörü nedir? Aşağı doğru ve tavana dik. Boyu bir birim. Bir şeyle çarpıldığı zaman değerini değiştirmez. Ona sadece yön bilgisi yükler. Dolayısıyla bu elektrik alan vektörleri yüzeyin normal vektörüyle tete kadar açı yapıyorsa kaç tane buradan çizgi geçer diye sorarsak arkadaşlar çizgi sayısı bu sefer E çarpı A çarpı cos teta ile orantılıdır. Şimdi bakın bu önemli. Buradaki teta açısı nedir? Teta açısı elektrik alanla yüzeyin normal vektörünün yaptığı açıdır. Tamam mı? Yüzeyin normal vektörü eğer mavi kalemse yüzeye dik ve dışarı doğru. Elektrik alan da böyle bir siyah kalemse iki vektör arasındaki açı teta açısı olmak suretiyle bu sefer elektrik aksı E çarpı A çarpı cos teta kadar oldu. Dolayısıyla akıyı biz hesaplarken yüzeye sadece dik giren elektrik alan çizgilerini sayacağız. Belli bir açıyla giriyorsa onu dikleştireceğiz. Cos teta ne demektir? Elektrik alanı şu bileşenini almak demektir. Bakın elektrik alanın iki bileşeni var. Bir, normal yöndeki bileşen E çarpı cos teta. Bir de normale dik olan bileşen şu bileşeni E çarpı sin teta. Biz akı hesaplarken yüzeye hep dik olan elektrik alanı seçeceğiz. Tanımımız bu çünkü. Tamam mı? Dolayısıyla elektrik alan çizgileri eğer yüzeyi delip geçmiyorsa, diğer bir ifadeyle arkadaşlar, yüzeyi yalayıp geçiyorsa akı sıfırdır. Bu elektrik alan çizgileri E çarpı sin teta akı oluşturmaz ya da üretmez. Akıyı üreten yüzeyi dik olarak delip geçen çizgilerdir. Ondan dolayı cos teta ifadesi oraya geliyor. Dik bileşeni alıyoruz. Şimdi bu daha genel bir ifade değil mi? Bu buna indirgenebilir. Nasıl? Teta açısı sıfır alırsın. Teta açısı sıfırsa o zaman bütün elektrik alan çizgileri yüzeye dik gelip çıkıyorlar demektir. Değil mi? Dolayısıyla teta açısı sıfır olduğu zaman cos sıfır bir fi e eşittir ea yukarıdaki ifadeyi verdi. Şimdi bu dolayısıyla birazcık daha bundan daha genel bir ifade. Bunu birazcık daha matematiksel olarak şık bir formda ifade edelim isterseniz. Elektrik alan bir vektörel nicelik. Alan A dediğim şey şu benim hayali çerçevemin yüzey alanı. Kare ise iki dikenlerin basitçe A kare. Dikdörtgen ise iki dikenlerin çarpımı vesaire. Küre ise işte kürenin yüzey alanı. Neyse o. Bu dolayısıyla alan o çerçevenin alanı. Metrekare cinsinden alanı. Onu bir vektör yapabilirim arkadaşlar. A'dan bir vektör üretebilirim. Nasıl? Bakın şöyle bir vektör üretiyorum sizin için. A bir vektör olsun. Değeri A kadar, şiddeti A kadar. Yani metrekare cinsinden benim çerçevemin alanı. Yönü ne tarafa? Yönü de çerçeveye dik ve dışarı yönlü bir vektör olsun. Dolayısıyla hangi birim vektörle çarpmam gerekir? N şapkayla. Değil mi? Şununla çarparsam işte size bir vektör olmuş oldu. Yönü N'nin yönünde. Tamam. Değeri de bu çerçevenin alanı kadar olur. İse o zaman elektrik akısını biz şöyle ifade edebiliyoruz. Akı eşittir. Elektrik alan zaten skaler birinci, vektör bir nicelik. Bunu da vektör yaptım. Skaler çarpı A. Vektörlerde skaler çarpım dersini hatırlayın arkadaşlar. Bu konuda eksiğiniz varsa hemen gidin. O vektörler konusundaki dersi dinleyiniz. Orada vektörlerin skaler çarpımını anlatıyorum. Vektörlerin iki vektörü skaler çarparsak sonuç bir skaler sayıdır. Değeri nedir? Skaler çarpımının sonucu. Birinci vektörün boyu E.
çarpı ikinci vektörün boyu ya da büyüklüğü a çarpı iki vektör arasındaki açının kosinüsü, yani yukarıdaki ifade. Dolayısıyla bu elektrik akısı için verdiğimiz bu ifade birazcık daha genel bir ifade. Tam değil ama. Tamam? Daha bitirmedik akıyı. Geliyorum. Burada elektrik alanı hala biz düzgün kabul ettik. Elektrik alanımız düzgün, değiştirmedik. Yüzeyimiz de düzgün. Sadece yüzeyin oryantasyonunu değiştirdim. Birazcık çevirdim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu bize bu formülle bile çok şey anlatıyor. Bir kere şunu söylüyor. Eğer elektrik alan yüzeyin normal vektörüne ya da alan vektörüne, bunu alan vektörü de diyebiliriz, dikse akı sıfır oluyor. Bu ne demektir? Elektrik alan çizgileri yüzeyi yalayarak geçiyor demektir, değil mi? Bu benim kendi çerçevem olsun. Yüzey normal vektörü yüzeye dik ve dışarı, yani kırmızı kalem. Elektrik alan da siyah kalem olsun. Böyleyse bu elektrik alan çizgileri akı oluşturmazlar. Çünkü dik. Cos 90 sıfırdır. Eğer aynı yönlüyse elektrik alanla yüzeyin normal vektörü aynı yönde ise akı maksimum olur. Dahası akı negatif de olabilir. Eğer yaptığı açı 90 dereceden büyükse arkadaşlar, bu sefer akı negatif oluyor. Açı, yani elektrik alanın yüzeyin normal vektörüyle yaptığı açı 90 dereceden büyükse akı negatif olabilir. Dolayısıyla akı sıfır olabilir, maksimum değere sahip olabilir, pozitif olabilir, negatif olabilir. Şimdi biraz en genel formu yazacağım akı için size. Bundan daha geneli yoktur. Bu bütün durumları kapsar. Yüzey, bu benim çerçevem gibi mükemmel bir dikdörtgen olmayabilir. Dalgalı olabilir yüzey. Dahası elektrik alanda düzgün olmayabilir. Tamam? Her tarafta aynı değere sahip olmayabilir. Bu durumda akı nasıl ifade edilir? Şimdi ona bakalım. Şimdi çerçeveye yandan bakıyoruz. Tamam mı? Şöyle yandan bakarsak nasıl gözükür? Mesela şöyle bir çerçeve olsun. Dalgalı bir yüzey sahip. Bunun tahta düzleminde içeri doğru olan kısmı var. Biz böyle üst yandan baktığımız için bir çizgi gibi görüyoruz. Ve elektrik alan da düzgün değil. Şöyle çizdim elektrik alanı. Ben şimdi bu yüzeyden geçen akıyı hesaplamak istiyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir kere basitçe E çarpı A diyemem. Çünkü elektrik alanın buradaki değeri farklı, buradaki değeri farklı, buradaki değeri farklı. Farklı farklı. Dahası yüzeyin tam bir şeyi yok. Düzgün bir şekle sahip değil. Ondan dolayı ne yapacağım? Yüzeyi küçük küçük bölmelere ayırabilirim. Tamam mı? Mesela şöyle küçük bir parça seçtim. Bu yüzeyin küçük parçanın bir alanı var. Tamam. Küçük bir alanı var. Ne kadar olsun? Delta A kadar olsun. Delta A kadar bir alana sahip. O yüzeyin yüzey normal vektörü yüzeye dik ve dışarı doğru. Bu da delta A1 olsun, N1 şapka olsun. Bu elektrik alan, dolayısıyla yaptığı açı teta açısı. Tamam. Başka bir, burada da elektrik alan var. Her tarafta elektrik alan olabilir. Dolayısıyla mesela şuranın yüzey şu kadarlık bir alan seçtik. Burası delta A2 olsun. Mesela tesadüfen yüzey alan vektörü elektrik alan aynı yönlü çıktı. Veyahut başka bir alan seçtim. Şurası delta A3 yüzeyin normal vektörü N3 bu taraf oldu. Değil mi? Yüzeyin normal vektörü her zaman yüzeye diktir ve dışarı doğrudur. Tamam mı? Tanım gereği böyle. Bunu böyle küçük küçük alan segmentlerine böldük. Dolayısıyla elektrik alanı da bu alan boyunca değişmez. Yaklaşık olarak değişmez kabul edebiliriz. Şimdi tüm yüzey alanı boyunca düşündüğün zaman elektrik alanı burada farklı. Burada farklı bir değere sahip. Dolayısıyla akıyı E çarpı A yazamayız. Ama küçük bir alan segmenti düşünürsek, bu alan boyunca elektrik alan yaklaşık olarak sabit kabul edilebilir. Yaklaşık sabitse eğer, o zaman şu formülü kullanabiliriz.
O zaman her bir küçük alandan geçen akıyı hesaplarız. Sonra onları üst üste toplarsak yaklaşık olarak toplam elektrik akısını bulabiliriz. Yaklaşık olarak. Yani E1, buradaki elektrik alan farklı tabii. Bakın buradaki değeri farklı. E1. Buradaki değeri farklı. E2. Elektrik alanın buradaki değeri farklı. E3. Ama bu E1 mesela, bakın E1 şu alan boyunca çok az değişiyor. Şu alan boyunca çok az değişiyor. Aslında değişiyor. Buradaki değeri farklı. Buradaki değeri farklı. Burayı tam iyi görebiliyor muyuz Soner? Buradaki değeri farklı, buradaki değeri farklı farklı. Ama ben bir yaklaşıklık yapıyorum. Diyorum ki elektrik alan şu mesafe boyunca, dolayısıyla bu alan boyunca yaklaşık olarak sabitse, o zaman akı basitçe E1 skaler çarpı delta A1 olur. Delta A1 olur. Artı ne dedik? Tüm akıyı bulacağımız için tüm alan segmentlerindeki akıları hepsini üste toplayacağız. Dolayısıyla bunu hepsini böldüm. Sadece 3 tane temsili olarak seçtim. E2 skaler çarpı delta A2 artı nokta 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 artı kaç tane varsa, kaç tane alana bölmüşsem bu yüzeyi, her bir yüzey alanı ile onu bir vektör olarak ifade ediyorum ve oradaki elektrik alanı da yaklaşık sabit kabul ediyorum. Skaler çarpıyorum, üst üste topluyorum, toplam elektrik alan oluyor. Yani şuradaki ifadeye benzetiyorum. Bunu daha şık bir şekilde ifade edebiliriz. Yaklaşık olarak eşittir. Toplam I eşittir 1'den N'e kadar EI skaler çarpı delta AI olsun. Değil mi? Toplam sembolünü kullanırsam böyle yazarım. Şimdi bu bir yaklaşık ifade. Neden yaklaşık dedik? Elektrik alanı o küçük alan boyunca sabit kabul etmiştim. Halbuki değişiyor ama çok fazla değişmez. Birazcık değişir. Bu hatayı azaltmak için alanı küçültürüz değil mi? Ne kadar alanı küçültürsem elektrik alandaki değişim de o kadar küçük olmuş olur. Alanı ne kadar küçültürsem elektrik alandaki değişim de o kadar azalmış olur. En nihayetinde delta A limit durumunda sıfıra giderse o zaman elektrik alan değişmez. Dolayısıyla bu akı tam doğru ifadesi olmuş olur. Yani phi E eşittir limit delta AI sıfıra giderken I eşittir 1'den N'e kadar EI skaler çarpı delta AI olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, peki bu ifade nedir? Bu ifade limit delta I sıfıra giderse o zaman burası DA'ya dönüşür. Toplam sembolü integrale dönüşür. Dolayısıyla E skaler çarpı DA olur. İşte bu en genel formüldür akı için. Bundan daha genel bir ifade yoktur. Biz herhangi bir yüzeyden geçen toplam elektrik akısını hesaplamak istiyorsak bu integrali kullanacağız. Elektrik alan sabitse eğer, bakın elektrik alanı sabit kabul edelim. E sabit olsun. O zaman sabit şeyler integralin dışına çıkacaktır. Dolayısıyla elektrik alan integral dışına çıkar. Skaler çarpı integral dA. İntegral dA demek bu küçük küçük alanları seçtiğim küçük sonsuz küçüklükte alanları hepsini üst üste toplamak demektir. O da A'dır. Alanın kendisidir. Dolayısıyla akı E skaler çarpı A olur. Yani bu formüle indirgenir. Ama elektrik alan düzgün değilse bu sefer şu formülü kullanmamız gerekir. Bu en genel formüldür. Bu elektrik akısıdır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. Hala akı kavramını bitirmiş değiliz. Ancak Gauss metodunu bitirmemiz lazım. Şimdi biz daha çok Gauss metodunu kullanırken kapalı yüzeylerden bahsedeceğiz. Bizim için kapalı yüzeyden geçen akı önemli. Kapalı yüzey için bir basit tanımımız var. Kapalı yüzey şudur arkadaşlar. Şimdi bir yüzey uzayı iç ve dış gibi iki bölgeye ayırıyorsa eğer, içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri geçmek için yüzeyi delmekten başka çare yoksa,
o yüzey kapalı yüzeydir. Mesela futbol topu düşünün. Bir küre kapalı yüzeydir, değil mi? Futbol topunun içi var, dışı var. İçeriden dışarı geçmek için topu delmekten başka çareniz var mı? Yürüyerek geçebilir misiniz? O zaman futbol topu küresel bir yüzey, bir kapalı yüzeydir. İlla tam mükemmel küre olmasına gerek yok. Elips şeklinde olabilir vesaire. Ancak mesela bu da bir, bu bir yüzey olabilir. Şu kağıdımı biraz böyle kıvırdım. Tamam. Bu bir kapalı yüzey oluşturuyor mu? Hayır. Neden? Buradaki bir kişi ya da bir cisim diğer tarafa geçmek için kağıdı delmesine gerek yok. Yürüyerek buradan arka tarafa geçebilir. O halde bu bir kapalı yüzey değil. Ama şu kenarlarını da kapatırsam o zaman kapalı yüzey olur. Mesela bir silindir. Şöyle çevirdik. Bu iki yüzeyi de kapattık. O zaman bu da bir kapalı yüzeydir. İç bölgeden dış bölgeye geçmek için mecburen kağıdı delmeniz gerekiyor. Biz şimdi bir kapalı yüzeyden geçen toplam elektrik akısını hesaplayacağız. Tamam mı? Burada mesela bir kapalı bir yüzey düşünelim. Üç boyutlu bunu hayal edin lütfen. Uçan balonlar var ya, mesela uçan balon gibi düşünebilirsiniz bunu, kapalı bir yüzey. Dolayısıyla belli bir yüzey alanı var ve bunu bir elektrik alan içerisine koyalım. Bu elektrik alan içerisinde. Şimdi, bakınız, sonuçta bu bir kapalı yüzeyse, tüm yüzeyden geçen elektrik alan çizgileri sayısını saymamız lazım. Hepsini. Toplam kapalı yüzeyden geçen akı hesaplayacağız. Tamam mı? Şimdi bakınız mesela yüzeyin bazı bölgelerinde mesela şurada küçük bir alan seçersem, düşünürsem eğer burada elektrik alan şu tarafa E1, elektrik alan da düzgün olmayabilir. Yüzeyin normal vektörü de yüzeye dik ve dışarı doğru. Mesela N1 olsun. Aradaki açı teta açısı ancak açı 90 dereceden küçüktür. Dolayısıyla şu yüzeyde oluşan akı mesela pozitiftir. Eğer ben bu çizgiyi takip edersem, bu çizgi yüzeyi belli bir noktada terk ediyor. O zaman bu çizgi bir yerde yüzeyin içerisine girmiştir. Aynı büyüklükte alanı düşünecek olursam, bu sefer elektrik alan sağa doğru. Yüzeyin normal vektörü ise yüzeye dik ve dışarı doğru olduğu için açı 90 dereceden büyük, üretilen akı negatif. Şimdi elektrik alan ve alanı tam olarak doğru bir şekilde düşünürseniz eğer, burada üretilen akı ne kadarsa burada üreten akı toplamı dikkate aldığımız zaman burada pozitif, burada negatif oluyor. Bazı çizgilerse yüzeyi yalayarak geçiyorlar. Oradaki yüzeyin normal vektörü dışarı doğru, yüzeye dik ve dışarı doğru. Elektrik alan da yüzeyi teğet geçtiği için dik, bazı çizgilerde elektrik akısı üretmez. Çünkü basitçe yüzeye dik. Yüzeyin normal vektörüne dik ya da yüzeyi yalayarak geçiyor, teğet geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, dikkatli bir kişi gerçekten dikkatli bir şekilde sayarsa bir dış elektrik alan içerisine bir kapalı yüzey konduğu zaman sayarsa kaç tane çizgi yüzeyin içine giriyorsa o kadar çizgi yüzeyi terk ediyor. Dolayısıyla net akı sıfır olacaktır. Tamam mı? Net akı, böyle kapalı yüzey için üretilen net akı sıfır olacaktır. Şimdi biz akı hesaplarken kullandığımız formül şu formüldü. Bu şu formül elektrik akısı integral E skaler çarpı dA. Eğer dikkate aldığımız yüzey kapalı bir yüzeyse akıyı şöyle ifade ediyoruz. Şu integrale bir yuvarlak işareti çiziyoruz. E skaler çarpı dA diyoruz. Tamam mı? Bu kapalı yüzeyden geçen toplam akıyı hesaplıyoruz demektir. Bu herhangi bir yüzeyden geçen toplam akıyı hesaplıyoruz demektir. Ve şunu da gözlemsel olarak şu kanaate de vardık ki eğer yüzeyimiz kapalı bir yüzey ise dış bir elektrik alan içerisine daldırırsak o kapalı yüzeyi ne kadar çizgi yüzeyin içine giriyorsa o kadar terk ediyor. Dolayısıyla pozitif akı negatif akıyı yok eder,
ve toplam yüzeyden geçen net akı sıfır olur. Çünkü biz demiştik ki akı pozitif de olabilir, negatif de olabilir demiştik. Yüzey normal vektörle yaptığı açıya bağlı. Açı 90 dereceden küçükse akı pozitif, büyükse negatif olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi akıyı böylece az buçuk tanımış olduk. Şimdi ben daha sonra size toplam akı nedir vesaire onlarla ilgili bazı örnekler çözeceğim. İsterseniz bir tane sıcağı sıcağı bir örnek çözelim. Bildiğimiz geometrik şekil olsun. Sonra devam edelim oradan. Mesela bir küp çizin arkadaşlar. Küp. Bu bir örnek bile değil aslında. Yani örnek gibi bir düşünebiliriz ama tam örnekte sayılmaz aslında. Şimdi böyle bir küp var. Üç tane dolayısıyla koordinat eksenimiz olsun. Şurası X olsun, şurası Y, burası da Z olsun. Her bir küpün kenarı da L kadar olsun. Tamam mı? L uzunluğuna sahip. L. Bildiğiniz küp. Bunu bir elektrik alan içerisine daldıralım. Bu bir kapalı yüzey. Küp. Elektrik alan X yönde olsun mesela. Sadece şöyle gösterdim ben. Şu bölgede gösterdim elektrik alan ama aslında elektrik alan her tarafta kastettiğim uzayın her bölgesinde X yönünde o küpü içeri daldırıyoruz. Soru şu. Küpün kapalı yüzeyden geçen toplam elektrik akısı nedir? Cevabımız ne olacak? Sıfır olacak değil mi? Çünkü biliyorum ben. Şurada ben açıkladım bu kapalı yüzey için. Yani biz bedavadan şunu söyleyebiliriz. Eğer dış bir elektrik alan içerisinde kapalı bir yüzey sokulursa kapalı yüzeyden geçen net akı sıfır olur. Sadece küp için bunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar küpün 6 tane yüzeyi var. 2 yüzey hariç diğer 4 yüzeyinden elektrik alan çizgileri yüzeye teğet geçerler. Değil mi? Mesela şu alt yüzeyi düşünün. Elektrik alan sağa doğru. Alt yüzeyin yüzey normal vektörü aşağı doğru. N şapka. Elektrik alanın kendisi X yönde olduğu için bu tarafa. Dolayısıyla alt yüzeyde oluşan elektrik akısı nedir? Sıfırdır. Bana doğru yüzeyi düşünecek olursak, bana doğru olan yüzeyin yüzey normal vektörü kırmızı kalem, elektrik alanın kendisi mavi kalem, dik akı sıfır. Yukarı yönü düşünecek olursak, yüzey normal vektörü yukarı doğru, elektrik alan sağa doğru, aradaki açı 90 derece sıfır. Diğer tarafa bakan yüzey normal vektörü sayfa düzleminden içeri doğru, elektrik alan X yönünde, yüzey normal vektörle elektrik alan arasındaki açı 90 derece, akı sıfır. Bir tek akının sıfır olmadığı, sıfırdan farklı olduğu iki yüzey var. Bir, şu taraf, şu yüzey, bir de ona tam ters bakan yüzey. Şimdi şu yüzeye bakalım. Bu yüzeyden oluşan akı ne kadardır? Yüzey normal vektörü bu tarafa, elektrik alanla aynı yönde, değil mi? Dolayısıyla aradaki açı 0 derece. Cos 0, 1, akı maksimum. Akı neydi? Elektrik alan çarpı yüzey alanın kendisi. Ona phi 1 diyelim. Phi 1 eşittir E çarpı L kare olur. Tamam? L kare yüzeyin yüzey alanı. O da kare olduğu için, bir kenar uzun L olduğu için L kare olacak. Elektrik alanın kendisi de E şiddeti. Dolayısıyla bu yüzeyden geçen akı bu kadar. Peki ona tam tersi bakan yüzeydeki akı ne kadar? Elektrik alan sağa doğru ama yüzeyin normal vektörü dışarı doğru. Yüzeye dik ve dışarı doğru elektrik alan bu. Aradaki açı 180. Cos 180 eksi 1. Bu akıya da phi 2 dersek eksi E çarpı L kare. Bana net akıyı sormuştu. İkisini toplarız. Toplam akı olur. Bu da sıfır olur. Tamam. Mesela bunu şeklini bildiğimiz bir küp için gösterdik. Ama eğer şekli düzgün değilse bile net akın yine sıfır olduğunu çok dikkatli hesaplarsak, ölçersek göreceğiz ki sıfırdır. Şimdi arkadaşlar, bu akı kavramından sonra Gauss yasasına geçebiliriz. Şimdi Gauss yola şöyle başlamıştır. Bir niceliği hesaplayarak başlamış. Nedir o? Şimdi Gauss, noktasal yükün R kadar uzaklıkta oluşturduğu elektrik alanı biliyor. Bilinen bir şey. Şurası Q yükü. R kadar uzaklıktaki bir P noktasındaki elektrik alanı biz biliyoruz. Nedir o? P
pozitif yüklü ise eğer, bir kere elektrik alan dışarı doğru, değeri de K çarpı Q bölü R kare kadar. Değil mi? Şimdi Gauss şöyle düşünmüştür. Bu P noktasında, P noktası üzerinde olmak koşulu ile bunu bir kapalı yüzeyle çevreleyelim bu yükü. Çevreleyelim. Bu üç boyutlu bir resim arkadaşlar. Biz ancak böyle çizebiliyoruz. Bu bir futbol topunun yüzeyi şeklinde düşün. Yani bu şekilde şunu anlamamız lazım. Bir futbol topu düşünün. Tam bir küre. Tam merkezinde de Q kadar yük var. Tamam mı? Ve Q yükünün elektrik alan çizgileri neydi? Yükten dışarı doğru. Ve biz şunu hesaplayacağız. Neyi hesaplayacağız? Kapalı yüzeyden geçen net akı hesaplayacağız. Tamam mı? Bu kapalı yüzeyden geçen net akı hesaplayacağız. Bir kere net akı sıfır mı bu kapalı yüzey için? Sıfır mı sizce? Değil. Neden? Çünkü sıfır olabilmesi için bakın yukarıdaki gibi elektrik alan çizgileri yüzeye bir noktadan girecek. Diğer noktada yüzeyi terk edecek. Burada yüzeye giren herhangi bir çizgi yok. Hepsi terk ediyor. Değil mi? Dolayısıyla akı hepsi pozitif. Pozitif akıyı kompanse edecek, dengeleyecek bir negatif akı burada söz konusu değil. Tamam mı? Bu farklı. Dolayısıyla burada bir Q yükü var. Şimdi bakıyoruz. Ve net akı hesaplayacağız. Şu formülü kullanarak integral kapalı yüzey olduğu için integralimizi şöyle seçtik ve bu. Bu formül bize bu en genel formüldür. Kapalı bir yüzeyden geçen net akı hesaplayacak. Kapalı yüzeyimiz futbol topunun yüzeyi. Bir futbol topu var. Tam merkezinde bir noktasal yük var. Şimdi arkadaşlar, bu formül acaba elektrik alan bu yüzey boyunca sabit mi? Sabitse integral dışına çıkacak. İfade basitleşecek. Tamam mı? Şimdi bakalım. Mesela şu noktada elektrik alan değeriyle bu noktadaki elektrik alanın değeri aynı mı? Bu noktadakiyle aynı mı? Bu nokta aynı. Yani yüzeyin her bir noktasında hangi noktayı dikkate alırsam alayım. Elektrik alan aynıysa o zaman yüzey boyunca elektrik alan değişmiyor demektir. İntegral dışına çıkarabilirim. Sabit mi? Sabit. Neden? Çünkü hepsi R'ye kadar uzakta. Kürenin yarı çapı. Dolayısıyla buradaki değeri K Q bölü R kare. Buradaki değeri K Q bölü R kare. K Q bölü R kare. K Q bölü R kare. Hepsinde aynı. Güzel. Ama yetmez elektrik alan sabit olması. Bir de her tarafta yüzeyle yaptığı açı aynı mı? Yüzeyin normal vektörle yaptığı açı aynı mı? Bakalım. Burada küçük bir alan düşünelim mesela. Çok küçük bir alan düşünelim. Yüzeyin normal vektörü ne tarafa? Dışarı, yüzeye dik. Elektrik alanı aynı yönlü mü? Evet. Burayı düşünelim. Normal vektörü, elektrik alanı aynı yönlü mü? Evet. Çünkü bakın, merkezden geçen elektrik alan merkezden geçiyor uzantısı. Merkezden geçen bir doğruya teğet çizerseniz mutlaka dik olur. Dolayısıyla bu dik, bu da dik, bu da dik. Yani elektrik alan kürenin yüzeyinde her noktada aynı. Dahası yüzey alan vektörle yaptığı açılar da hep 90 derece dik. Dolayısıyla bu formül bakın ne kadar sabitleşiyor. Skaler çarpımı yapıyoruz yani. E çarpı dA çarpı kosinüs 0. Her tarafta teta açısı 0. Kosinüs 0 da 1. Elektrik alan da sabit. İntegral dışına çıktı. Fi E eşittir. E integral dA oldu. İntegral dA nedir sevgili gençler? A kimin alanı? Kürenin yüzey alanı. Kürenin yarıçapı R. Yüzey alanı ne olur? 4 pi R kare biliyoruz değil mi? 4 pi R kare. Dolayısıyla şu yarıçapı R olan kürenin yüzey alanı dA'nın değeri, integral dA, toplam yüzey alanı o da 4 pi R kare kadar. Dolayısıyla E çarpı 4 pi R kare. Peki bu E nedir? Yüzeyde herhangi bir noktadaki elektrik alanın değeri. Onu biliyor muyuz? Biliyoruz. Noktasal yükün elektrik alanı. K çarpı Q bölü R kare. Onu da yazalım. Hocam o integral yuvarlak var. Yuvarlak var. Doğru. Kapalı yüzey olunca yuvarlak var. Dolayısıyla elektrik alan
Bu elektrik alan neydi arkadaşlar? Herhangi bir noktada, R kadar uzakta, herhangi bir noktadaki elektrik alan, o da noktasal yükün elektrik alanı K çarpı Q bölü R kare çarpı 4 pi R kare. K da Coulomb sabitiydi. İlk dersimizde hatırlarsanız biz Coulomb sabitini aynı zamanda 1 bölü 4 pi epsilon 0 demiştik. Dolayısıyla K yerine 1 bölü 4 pi epsilon 0 yazıyorum. Ve sadeleşenlere bakalım. Bir kere R kareler sadeleşiyorlar. 4 piler sadeleşiyor. Q bölü epsilon 0 kaldı. Akı Q bölü epsilon 0. Şimdi bakın arkadaşlar. Epsilon 0 boş uzayın elektriksel geçirgenlik katsayısı. Hatırlayın. Değeri 8.85 10 üzeri eksi 12 Coulomb kare bölü Newton metre kare kadardı. Şimdi bakınız. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne yaptım bu kapalı yüzey için? Net akı hesapladım. Baktım ki net akı Q bölü epsilon 0. Q nedir? Kapalı yüzey içerisindeki yük miktarı. O içerideki yük miktarını hatırlayayım, onu kastetmek için buraya Q iç yazıyoruz. Formülü şimdi şöyle yazalım. Phi E'yi hesapladım. Phi E eşittir kapalı bir yüzeydeki elektrik akısı dA. Bu da o kapalı yüzeyde içerisinde kalan yük miktarının epsilon sıfıra oranla eşittir. İşte buna Gauss yasası denir. Şimdi bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim size. Burada arkadaşlar bakın bir Gauss yüzeyi seçtik. Yükü çevreleyen bir yüzey seçtik. Bu Gauss yüzeyi yeterince simetriye sahip, elektrik alan her tarafta aynı, dahası her tarafta yüzeyin normal vektörüne, yüzeyin normal vektörüne dik olduğu için integral dışına çıktı ve akıyı hesaplayabildik. Gauss metodu şöyle çalışır. Denklemin şu kısmını kullanacağız. Gauss der ki, eğer bir şekilde elektrik alanı integralin dışına çıkaracak bir yol bulursanız, yani yüzeyi öyle seçerseniz, seçtiğiniz kapalı yüzeyi öyle bir yolla seçip de elektrik alanı integral dışına çıkabilirse, akı içerideki yük miktarı bölü epsilon sıfıra eşit olduğundan dolayı elektrik alanı bulabilirsiniz der. İntegral almaya gerek yok. Yani diyelim ki bir yol buldunuz. Elektrik alan integral dışına çıkabildi. Dolayısıyla E integral E skaler çarpı integral dA oldu bir şekilde. Bu neye eşit olacak? Q iç bölü epsilon sıfıra. Burada E'yi yalnız bırakırsanız o P noktasında bulmak istediğiniz noktadaki elektrik alanı bulmuş olursunuz der. Dolayısıyla burada tüm hikaye uygun bir Gauss yüzeyi seçmek, elektrik alanı bulmak istediğimiz cismi çevreleyecek bir kapalı yüzey seçeceğiz. Bu kapalı yüzeydeki net akı her zaman yük içerisindeki, pardon, kapalı yüzey içerisindeki yük miktarının epsilon sıfıra oranına eşit olacak. Eğer arkadaşlar kapalı yüzey içerisinde yük yoksa akı ne olur? Sıfır olur. Dolayısıyla elektrik alan sıfır olmuş olur. Dolayısıyla siz eğer şu yüzey içerisine bir yük koymazsanız akı sıfır olmuş oluyor. Bakın yukarıda da yukarıda kapalı yüzeyimiz vardı. Yük dışarıdaydı değil mi? Dışarıda bir kaynaktan gelen elektrik alanı var. Kapalı yüzey içerisinde herhangi bir yük olmadığı için akımız otomatik olarak sıfır çıktı. Burada ise kapalı yüzeyin içerisinde elektrik alan var. O elektrik alan içeride, pardon, yük var. Yük içeride olduğu için akı sıfırdan farklı ama neye eşit değeri? İçeride ne kadar yük varsa bunun epsilon sıfıra oranına eşit. Şimdi biz bu Gauss metodunu tamamen mükemmel bir simetriye sahip küre için türettik. Yapılan hesaplar şunu gösteriyor ki bize, hangi kapalı yüzeyi seçerseniz seçin, ister küre olsun, ister küreden farklı olsun, değişmiyor. O kapalı yüzeydeki akı her zaman içerideki yük miktarının epsilon sıfıra oranına eşittir.
Dolayısıyla bu çok evrensel bir yasadır. Akının Q3 bölü epsilon 0'a eşit olması bütün yüzeyler için, kapalı yüzeyler için geçerlidir. Mesela diyelim ki şöyle bir yüzey seçtiniz. Tamam mı? Bu tam küresel bir kapalı yüzey. İkinci bir yüzey seçelim şöyle. Üçüncü bir küresel yüzey seçelim şöyle. Bu S bir yüzey olsun. S2 yüzey olsun, S3 yüzey olsun. İçeride de Q kadar yük var. Bunlar hayali yüzeyler bu arada. Şimdi S1 yüzeyinden geçen net akı nedir diye sorarsam Φ1 olsun arkadaşlar. Φ1 ne diyeceksiniz? İçerideki yük miktarı bölü epsilon 0. Peki ikinci yükten geçen, ikinci yüzeyden geçen toplam akı nedir diye sorarsak? Yine aynı. İçeride ne kadar yük var? Q kadar. Bu kadar. Q bölü epsilon 0. S3 yüzeyinden geçen toplam akı nedir diye hesaplamaya kalkarsak ya da ölçersek yine keşfedeceğiz ki Q bölü epsilon 0 kadardır. Birbirine eşittir yani. Değil mi? Fi 1 eşittir. Fi 2 o da eşittir. Fi 3'tür. Dolayısıyla kapalı bir yüzeyden geçen net akı yüzeyin şeklinden bağımsızdır. Biz bunu her ne kadar bir küre için türetsek de gösterilebilir ki yüzeyin şeklinden bağımsızdır. Dahası yükün merkezde olup olmamasından da bağımsızdır. İsterseniz yükü merkeze koyun, isterseniz merkezden farklı bir noktaya koyun, şuraya koyun. Hiç fark etmez. Akı yine Q bölü epsilon 0 kadar olacaktır. Şurada mesela yükü merkeze değil de buraya koymuş olsaydık elektrik alan bu, buradaki değeri farklıdır, değil mi? Buradaki elektrik alan daha büyüktür. Eğer merkezden kaydırırsak buradaki değeri daha küçüktür ama buradaki akı daha fazla iken buradaki akı bu sefer küçülmüş oluyor. Dolayısıyla yüzeye yakın taraftaki akı artışıyla diğer uzak alandaki azalış birbirini yok ediyor. Yine Q bölü epsilon 0 kadar oluyor. Fark etmiyor yani. İşte arkadaşlar biz şimdi bu Gauss metodunu kullanacağız. Tamam, bununla ilgili ben size örnekler çözeceğim. Bunun için hangi örnekler çözeceğiz? Mesela küre çözeceğiz. İçi dolu küre, içi dolu ya da boş yüklü bir kürenin içinde veya tam üstünde veya dışında herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulacağız. İntegral metodunu kullanırsak, küren içindeki bir noktada oluşan elektrik alanı bulmak istersek işler çok karışır mesela. Ama ben size göstereceğim ki Gauss yoluyla, Gauss'un metoduyla kullanırsak bir çırpıda elektrik alanı bulacağız. Çok kolay, hiç integral falan almaya gerek kalmayacak. Veya sonsuz çubuğun elektrik alanı, integral metoduyla çözmüştük. Bu sefer bir de Gauss metoduyla çözeceğiz. Göreceğiz ki daha kolay çözüyoruz. Ya da sonsuz bir levha düşünün. Levhanın dışında herhangi bir noktadaki elektrik alanı veya silindirin böyle yüksek simetriye sahip cisimlerin elektrik alanı bulurken biz Gauss metodunu kullanarak çeşitli cisimlerin elektrik alanı bulacağız. Dolayısıyla ben bir dahaki derste size bazı örnekler çözeceğim. Şimdilik hoşça kalın.